Abin sana bunu söylediğinde çocuğunu al. Annem çocuğa bakar, sen de fırında durursun. Düşündüm dedin, bir an düşündüm. Sonra niye vazgeçtin? Vazgeçtim. Murat'ı sevdiğin için mi? Çünkü sen çocuğunla da gitsen babanın evinde çok rahat edeceğini biliyorsun. Ben de biliyorum, herkes biliyor artık. Çocuk babasız büyümesin diye. Murat niye sinirlendi gitti ama Murat çok makul bir cevap verdi Havva Nur. Çok mantıklı ve çok makul. Bunda sinirlenecek bir şey yok. Çünkü içinde bulunduğunuz ortamın içerisinde bir an düşündüm demesi Havva Nur'un çok normal ya. Sen kendin de diyorsun Murat. 4 ay boyunca Allah razı olsun bizde hiç ilgilenmediler diyorsun. Yani o Allah razı olsun'un altında çok şey yatıyor. E kız da diyor ki çocukla oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya bir an düşündüm. Ama çocuğumu babasız büyütmek istemedim. Çünkü ben babamın evine gitseydim beni çocuğumla tekrar geri yollamak istemeyeceğini biliyordum diyor. Bunda bir şey yok ki. Buna bozulmaman lazım yok, yani. Yok abla sıkıntı yok. Ya. Yani şimdi çocuğu babasız büyüttürmek dedi. Ben gene varlığımı hissettiririm. Ben gene varlığımı hissettiririm yani. Benim için sorun değil. Ben zerre kimseye muhtaç etmem. Ben çalışır, çabalarım. Ben masrafını karşılarım. Çocuğun masrafı bana dokunmaz. Yani benden habersiz bu şekilde konuştuğu kelimeleri ben daha yeni öğreniyorum bak. Buraya geldiğimizde öğreniyorum. Ben normalde bak 5 ay boyunca hiç birbirimizden bir şey çarpmadıydık. Saklamadıydık. Hiçbir kelimeyi dahi saklamadıydık. Abimle ayrı odada konuştuk biz. Hiç bu zamana kadar birbirimizden bir şey saklamadıydık. Meğer benden bu şekilde saklıyorsa bu şekilde bir şeyler saklayarak da evlilik de olmaz. Neyi saklanan senden? Ya mesela gitmeyi düşündüm diyor yani. Bırakıp gitmeyi düşündüm ama diyor. Ama ev yok, bark yok. Çocuk kucağında kızın. Daha genç, çok genç. Kucağında bir çocuk. Yani şey mi? Evi şimdi, yok kızın. Hayır. Babası demiş. He. Al gel çocuğu. Boşansın yanımda dursun diye. Evet. 5 ay içerisinde çocuğu bir kere görmüş mü? Görmeyebilir. O başka bir şey Murat. O başka bir şey. Şimdi burada... Nasıl başka bir şey abla? Fotoğraflardan annem gösteriyordu ama. Şimdi bir kere olsun çocuğu görmemiş bir insan. Bir kere olsun. Yani sen çocuğun orada güvende olmayacağını falan mı düşünüyorsun? Bir ara böyle düşüncelerin de vardı senin. Hayır. Önce vardı. Vardı. Annem varsa önce vardı. Ama şimdi Karaman'a gittikten sonra fikrin değişti. Değişir. Niye? Sevim Hanım'dan. Ben çünkü Sevim abladan böyle bir hareket beklemiyordum. Vallahi beklemiyordum. Çocuğum ben fotoğraflarını atıyorum. Alta Esef nefesim ne yazdıydı? Bir şeyler yazdıydı. Boş ver ne yazdığını sen. Yazdığını hatırlamıyorum daha. Ben 5 ay sene önceki yazılanı hatırlarım ben. Şimdi annesinden ben bu hareketi beklemiyordum. Dolayısıyla çocuğun orada güvende olacağını biliyorsunuz. Ama o fotoğraflar bile var. Ama şöyle bir şey var. Şimdi diyorlar, bazıları da diyor, Havva Nur eve gitmiyor. Mesela bak, bunu diyene abisi. Havva Nur eve nerede girmiş diyor. Katmazlar ki eve diyor. Ama Havva Nur... Bunun ailesine farklı konuşuyor, bizim aileye farklı, bana ayrı farklı konuşuyor Ahmet, abim. Ahmet çok farklı. Ahmet aslında ailedeki, sülaledeki en tehlikeli kişi. Tabii Zeda abla en tehlikelisi. Nasıl? Nasıl en tehlikeli? Yani bir iki insanı üçüncü kişiye nasıl düşürülür? Çok güzel başarıyor. Çok güzel de yapıyor. Çok güzel de yapıyor hem de. Ay hiç öyle beklemezdim Ahmet'ten bunu. Hey. Ben şöyle bilmiyordum Ahmet'i ya. Şimdi Havva Nur bir kelime kullandı. Ben bir kelime kullandım.
üçüncü kişinin kelimesini Ahmet beyninden üretiyor hemen. Hemen üretiyor. Ya işte Gizem de şunu dedi. Diyor kendisi aradan sıyrılıyor. Ne oldu? Havanur, Murat, Gizem üçü birbirine giriyor. Ahmet ne yapıyor? Kenarda çekildi. Çay sefası yapıyor. Keyif mesela yapıyor. Fırında üçümüz ablam ben abim çalışırken. Ablamla ben Mara'yı tutuşturur o kenarda gülerizler. Ben de bilmezdim böyle olduğunu. Heh. Ama sonradan öğrendim ki en tehlikelisinin Ahmet olduğunu. Hani şey derler ya Seda abla. O zaman belki de bu Ahmet'in tasarladığı bir şey. Belki baban hiç böyle bir şey demedi. Bilmiyorum. Abim bana öyle söyledi. Belki de Esef Bey böyle bir şey demedi. Ben yeni duyuyorum bak ha. Bana normalde bir şey saklamaz kolay. Yani olarak. Ben şöyle tahmin ediyorum. Yarın bir gün Esef Bey bağlanacak diyecek ki yo ben çocuğunu alsın gelsin yanıma. Böyle bir şey demedim. Bilmiyorum ama abim öyle söyledi. Bunlar Gizem'le mutfaktaydı. Abim yatak odasındaydı işte. Ben de oturma odasındaydım. Geldi kapıyı kapattı. Biz öyle konuştuk. Bunlar yoktu yani. Ya bir de bu huyu var Ahmet. Gizli gizli. Gizli gizli konuşur. Eşinden de gizli konuşur. Allah Allah. Eşinden de gizli gelir. Mesela bununla ben de olmayayım madem. Mesela bununla şimdi bir şey var. Şimdi Havanur doğru anladık değil mi? Gizem'le Murat konuşurken mutfakta. Aynen. Sen de oturma odasında oturuyorsun. Abin çıkıyor geliyor oturma odasının kapısını kapatıyor. Diyor ki Murat'ı boşa çocuğunu al. Babam seni bekliyor. Annem çocuğa bakar sen de fırında çalışırsın. Aynen. Bunu Ahmet'e soracağım. Efendim Sabiye. Belki de Esef Bey öyle bir şey söylememiştir. Ama hani bir kere çağırdı diyelim öyle söyledi. İkinci de baktı kızı gelmiyor. Peki deseydi Havanur'a kızım bir ev tutalım size yerleştirelim. İşte bir düzeninizi kuralım deseydi Murat kabul eder miydi? Eder misin? Niye etmesin ya? Hayır Murat biraz önce dedi ya ben onlardan hiçbir şey i̇stemedim talep etmiyorum. Dedi. Bak oraya gittim istemedim dedi. Kabul eder ama misin Esef Bey böyle bir teklifte hayır, bulunsa? Hayır kız Safiye kızlarına yapabilirler. Yani ben dedi istemedim. Yapacaklarsa. Ya ben o değil. Ben istemiyorum ben. Tamam sen istemiyorsun. Esef Bey Havanur'a dedi ki bir ev tutalım. Oturun karı koca. Murat çalışsın. Sen çocuğuna bak. He, doğru tamam. Değil mi? Ya evet. Evi sen, bulsun. He. Evi bulsun önemli değil. Ya tamam. Evi bulsun ki. Kızım ben şu evi buldum. Aha şuradaki adam. Numarası da şu. Gidin evi tutun. Parasını ödeyin. Derse giderim. Bana boş evi bulsun. Karaman'da bir sürü ev var diyerekten. Bütçemize uygun. He. Ben valla Esef abi gibi benim milyonlarca param yok. Bayramlarda bayram dışarı attım. Çocuğun benim, fotoğrafıyla birlikte hiçbirine cevap vermedim. Benim her ay cebime 150-200 bin lira para girmiyor. Yani benim de varlığım olsa, gelirim olsa öyle bir meblağda ben de tutarım 10 bin liralık evi. Öderim. Ama ben şu an işe girdiğim zaman alacağım 11,5 lira. Doğru mu Seda abla? Evet. Ben 8 bin liralık ev kirasını nasıl ödeyim? 8 bin lira kira. Kaldı 3,5 lira. 3,5 bin lira. Ondan sonra ne oldu? Benim aylık çocuğum masrafı 3 bin lira. Kaldı bize 500 lira. Ne oldu? Havanur ne yiyecek? Yorgan battaniye kemirecek. Murat, Sevim Hanım bebeğe bakar. Havanur'la ikinci çalışırsınız. Ya bir şeyleri artık... Yani bir düzeniniz olduktan sonra bunun çaresi bulunur. Baktım olmayacak, baktım olmayacak konteyner alacağım. Ne yapayım? Boş bir tane araziye koyacağım. Gayrı arazinin sahibi de kovarsa ondan da şaşmam. Ya da dükkanın karşısına koyayım sanayiye. Orada konteynerde kalacağım. Yapacak bir şey yok. Dükkan bir de sanayi de değil mi? Evet dükkan sanayi de. Allah iyiliğinizi versin. Sabahları bilen kamyon, torna, çekiş, torna bir de sesi. Oğlum da yavaş yavaş sanayide çalışır. Ne yapak baba oğlu orada. Bari bir yani hayat ustası şartları. Olur. Usta olur çocuk. Havanur'da gayrı bizim orada bulaşı, yalaşık. Orada tosmos yapar bize. Esnaflara da yapar. 3-5 kuruşta kazanır. Elektriğini, suyunu öderiz. Ben bana. O yüzden dedim orayı bir toparlasaydınız diye. Yani. Bak gene dediğim çıktı. Gördün mü? Ne oldu Ayşe? Esef Bey zaten Murat'ın çalışacağına inanmıyor ki Seda Hanım. Yani Esef Bey'in güveni yok Murat ve Havva'ya.
ne ev tutar ne onlara o şekilde yardımda bulunur. Esef Bey Murat'ın çalışacağına inanmıyor. Biraz da ben de katılıyorum Esef Bey'e. Murat niye 4 ay çalışmamış? Zaten Havanur gündüzleri ablasına ve yengesine gidiyormuş, abisine. O gittiğinde Murat da çalışsaydı. Ablasında kalamaz ki. Cevap versin kendi. Bana kaç gün kalacak? Şimdi ben çalışıyorum. 4 ay boyunca. 4 ay boyunca ablasında nasıl kalacak 4 ay boyunca? Akşam işten dönerken alıp annene giderdi. Ben her seferinde işten geleceğim. Havanur'u alacağım, eve geçeceğim. Tamam Havanur sen geldiğinde annene geçsin. Yani seni Ayşe'ye bak. Çözüm Ayşe, arıyorum. Dert sahibi oldun yazık. Diyorsun ki işe girseydin ablasında kaldı. İki gün kaldı zaten. İki gün boyunca gece 12-1'de aldım ben Havanur'u ablasında. Her gün ben gece 12-1'de yorgun argın işten geldikten sonra Havanur'un peşine mi gideceğim? Yani bütün gün Havanur'la ablanla kardeşinle mi oturdun? Oturdu evet. Ha. Oturmuş. Esef Bey de haklı tabii ki. Diyor bu ki adam çalışmıyor. Biraz önce duymuyor musunuz çocuk anlatıyor. Ben diyor şuraya kalkayım o da geliyor benle oraya diyor. Siz az önce atladınız herhalde. Atlamadım Murat. Nasıl oturdun 4 ay kadınlarla? Ben gidiyorum şöyle bak bir adım atıyorum ensemde Havanur. Ensemde dedik. Bir adım atıyorum ensemde Havanur. Ben onu size anlatmak istiyorum ben. Bir adım geriye atarsan arkamda ensemde gene Havanur. Öne gidiyorum gene ensemde Havanur. Yani ya tamam Bey'de... sevilir, sevilir aşık olunur ölüp bitiyor. Sana bir mı? Dakika yanımdan ayrıldığın gün mü var? Hadi yalan de. Yalan. Yalan diyor ya. Havanur. Hele sabah, hele sabahları. Sabahları oğlanı da alır gelir. Beni uyuyor mu şimdi Sedat abla? Evet. Oğlan alır gelir, kucağıma attı verir. Ondan sonra yol oğlum. Bir de oraya diyor, yol oğlum kaldır diyor, babanı yatırma diyor. Öyle dip dibe yaşayın siz. 4 ay çok güzel. Biz ikimiz var ya. Vallahi. Esef Bey boşuna sinirleniyorsun sen. Abla bir kızın görecek Sedat abla. Bir öyle bir yaşamışız ki. Vallahi var ya. Hiç ömrü hayatımda ben böyle mutlu olmadım. Havanur ilk defa benimle 4 ay boyunca gezdi. Vallahi 4 ay boyunca yanımda gezdi. Çarşısı, pazarı, yani restorantı. Bütün imkansızlıklara rağmen mutlu muydunuz? Vallahi şükür. Ben Havanur ilk defa böyle gördüm. E mutlular bırakın. Mutluyum ben ne var? Nasıl olacak? Ne yapalım canım? Bir olacak yani bir şekilde olacak. Ne olacak? Adamın milyonlarca parası var. Villası var, şatosu var, eşi var, çocuğu var da akşam eve vardı mı? Avradın surat böyle. Yemek yok, çay yok. Hoş geldin herif yok. Ama Havanur öyle değil. Benle sosyal medya bile ne yan tarafında normalde fotoğraf çekip paylaşmayan, çarşıda pazarda gezmeyen Havanur burada öyleydik. Evet. Ben söyledim zaten evet. Burada kaç sefer söyledim. Gezmiyordu evet. Parkta çarşıda gezmeyen Havanur benimle geziyor. Büyük başarı. Senin için büyük başarı. Vallahi aşkım senin için büyük başarı. Vallahi büyük başarı doğru, senin için. Doğru, gezmiyordu. Sana bunun yüzünden plaket takacağım. Madalya takacağım sana. Vallahi. Şimdi artık burada da bol bol gezin. Boş vaktiniz çok. Yok. Çıkın sahil, mail, ona... çocuğu da alın. Tay tay gezin. Onlar geziyor. O benim. O ayrı benim ya. Şimdi bir de apalıyor ya. Ben nereye gidersem... Havanur nereye giderse arkasından gidiyor. Beni Havanur... görmedi mi başlıyor ağlamaya. Bu mutfağa gidiyor arkasından apalı yapalı işiyi de atlıyor yuvarlanarak. İşiyi de atlıyor arkasından mutfağa gidiyor. Bir ara balla savaştan mı balla, olacak? Olacak? Balla falan dökmüş yere halının üstüne. Apalı yapalı gelmiş sofra orada daymış. Balla dökmüş bir de gittiği yolu geri tekrar U çekmiş şöyle geriye geliyor. Her yere kapıya, iş yiye sürmüş komple. Bizim dede, Ayşe'nin evinde. Dedettiriyor musun Havanur? Dede falan diyor mu? Dede diyor. Sesini kaydedip atsaydın babana. Atmadım.